bırakıp gidiyor musun beni? Söz vermemiş miydin bana? Ya bu kadar kolay mı dönüyorsun sen sözünden? Sözümün arkasındayım ben Leyla. Ama Nurten Hanım'ın söylediklerini duymadın mı? Benimle görüşmene izin ver. Ya Nurten Hanım nasıl karışabilir? Değil Nurten Hanım. Kimse ama hiç kimse karışamaz. Ben kal diyorum, gitme diyorum. Önemli olan benim ne söylediğim değil mi Cihan? Olmaz Cihan. Bak hayır. İkimiz de çok zor geldik bu noktaya kadar. Her şeyden önce kendimizle mücadele ettik. Kendi duvarlarımızı yıkmaya, korkularımızı yenmeye çalıştık Cihan. Kendimizi ikna edince birbirimizle mücadelemiz başladı. Her şey çok zor oldu Cihan. Çok zor. Her şey çok zordu. Herkes, her şey bize karşıydı ama biz başardık. Şimdi bu kadar kolay mı kaybedeceğiz her şeyi? İzin vermem. Bu şekilde gidemezsin Cihan. Bırakamazsın beni. Çıktığımız yolun geri dönüşü yok artık. Söz verdin bana. Bir daha bırakmayacaktın elimi. Şimdi sen istesen de ben bırakmam. Gidemezsin. Cihan, bak gidecektik buradan. Hiçbir kötülüğü yanımızda götürmeden gidecektik. Yepyeni bir hayatımız olacaktı. Üzerinde kara bulutların dolaşmadı. İnan senden daha fazla istiyorum onun gerçek olmasını. Niye gitmiyoruz o zaman Cihan? Bizi burada tutan, bize engel olan şey ne? Durmayalım. Gidelim buradan hemen. Zaman kaybetmeyelim artık. Engelleri olan ben değilim Leyla. Sen gelemezsin. O ne demek şimdi? Neyi ima ediyorsun sen? Sana ait olan her şey burada. Hayatın, işin, hayallerin, ailen, köklerin burada senin. O yüzden gelemezsin. Burada kalmalısın. Cihan. Ne demeye çalıştı şimdi bu? Üzgünüm Leyla ama bu çıkışı yapmak zorundaydım. Birinin o serseriye dur demesi gerekiyordu. Bak sen çok gençsin, iyi niyetli, temiz kalplisin. Duyguların gerçekleri görmene engel olabilir. O serserinin varlığı bile sana zarar veriyor. Ben o eşiği çoktan aştım Nurten Hanım. Yani benim için endişelenmenize gerek yok. Ben iyiyi de kötüyü de ayırt edebilecek yaştayım. Hayır değilsin. Küçüksün daha. Sen şu hayatta ne gördün ki? Bu senin söylediklerin gençlik hezeyanlarından başka bir şey değil. Bak bunları ileride pişmanlıkla hatırlayacaksın. Siz iyi misiniz Nurten Hanım? Pek değilim sanırım. Yani bu son zamanlarda olanlar, Adnan Korkmaz'ın sana zarar vermeye çalışması çok sarstı beni. Senin için çok korktum Leyla. Çok teşekkür ederim Nurten Hanım. Yani beni düşündüğünüzü biliyorum. Siz çok iyi bir insansınız. Ama inanın bu kadarı yeterli. Ben şimdiye kadar kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Ve kendi başımın çaresine baktım. Bundan sonra da yapabilirim. Hem burada kalmam da pek iyi bir fikir değildi sanırım. En iyisi ben gidip eşyalarımı toplayayım. Her şey için teşekkürler. Hayır Leyla. O serserinin seninle istediği gibi oynamasına da, senin yüreğini paramparça edip seni ziyan etmesine de asla izin vermeyeceğim. Buyur. Gidiyor musun hemen? Böylesi hepimiz için çok daha iyi Nurten Hanım.
Ya sizin de bir sürü işiniz var. İlgilenmeniz gereken bir aileniz var. Ya ben de size kalıp yük olmak, aklınızı meşgul etmek istemem. Ya biliyorum. Biliyorum siz bunları istediğiniz için yapıyorsunuz. Sırf yüce gönüllülüğünüzden. Yoksa koskoca Nurten Aksoy'un benimle ne iş olur ki? Ama inanın böylesi ikimiz için de daha doğru. Hayır. Gitmeyeceksin Leyla. Nurten Hanım. Sen artık benim sorumluluğundasın. Yaşadıklarını gördüm, tanık oldum başına gelenlere. Acı çekiyorsun Leyla, üzülüyorsun. Bunları bile bile nasıl bırakırım seni? Hem Leyla korkmaz. Nurten Aksoy için kim ki diye de bir daha düşünme sakın. Sen haksızlığa uğramış, zulüm görmüş genç bir kadınsın. Ama bundan sonra hep yanında olacağım ben senin. Hem şimdi gitmene müsaade edersem başına ne geleceğini, daha fazla üzüleceğini biliyorum. Buna göz yumamam Leyla. Birinin çıkıp da senin kalbini ezmesine fırsat veremem. İşte o yüzden hiçbir yere gitmiyorsun, burada benim yanımda kalıyorsun. Ve inan bana yük olmuyorsun. Yormuyorsun sen beni. Ben seve seve ilgileniyorum seninle. Ben peçete var mı bir bakayım şurada. Neden? Ben yeterince yıprandım zaten. Bir de sizin bu söylediklerinizden sonra ağlayasım geldi. Gel buraya. Çok teşekkür ederim Nurten Hanım. Gerçekten iyi ki varsınız. Yani ben anne kız ilişkisini hiç tatmadım. Ama şimdi sayenizde anne kız ilişkisini tattım. Ben bu duyguyu hiç bilmiyordum. Hiç yaşamamıştım ama eminim annem yaşıyor olsaydı bana böyle davranırdı. Şimdi bize cennetten bakıp eminim çok mutlu oluyordur. Siz bana kol kanat gerdiğiniz için benim gibi varlığınıza dua ediyordur. Kızımın bir kader annesi vardı. Şimdi bir de Nurten annesi oldu diyordur. Oh şükür be. Oğlum Cihan neredesin, iyi misin lan? Vallahi aklım sende kaldı lan. Mahallede misin birader? Ben mahalledeyim de oğlum sen neredesin? Bir yaşam sinyali ver lan. Ben hiç iyi değilim. Az önce kendi kendime fişini çektim.